ikinci sette toparlanıp 3-1 kazandık. Çok mutluyuz. Sporu bıraktıktan sonra benim bir tane daha çocuğum oldu. Şu anda 2,5 yaşında. Onunla uğraşıyorum. Bir de büyük kızım var. O da voleybol oynuyor. Galatasaray Spor Kulübü'nde. Onu da antrenmana getirip götürüyorum. İnşallah bir tane daha voleybolcu geliyor. Türkiye'nin geleceği. Sadece bir sezon oynayacaktım Türkiye'de. Ama sezonun içinde işte ben eşimle tanıştım, aşık oldum. O da bana bir aşık oldu. Sezon bittikten sonra zaten milli takım, Türk milli takımdan bana bir teklif geldi. Ben aslında böyle bir şey beklemiyordum. O kadar ilgi, o kadar sevgi, o kadar güzel ki bir şey, o kadar muhteşem ki bir şey. Böyle bir şey yaşamak lazım. O 2003'ten sonra biz sokakta yürüyemiyorduk. İnsanlar bize işte sarılıyordu, öpüyordu, sizi çok seviyorduk. Size teşekkür ediyoruz. Siz Türk'ten daha Türksünüz. Yani böyle bir laflar geliyordu. O kadar güzel bir şey ki. Ben diyorum ki her sporcunun böyle bir şey yaşaması gerekiyor. Natalya. Yarı finale kadar gittik. O zaman daha genç takımlık. Belki bize tecrübemiz yetmedi. O yüzden ikinci olduk. Keşke o zaman şampiyon olsaydık diyorduk. Ama ikincilik de iyiydi. Hani yine çok büyük bir başarı bence Türk voleybol için. O zaman Türk voleybolun adı çıkmaya başladı bence. Çok mutluyuz. Ben zaten sözümü tuttum. Soruyorlardı işte, yani geleceğe bir voleybolcu var mı? Yani ben düşünürdüm. Derdim ki tamam olabilir ama şimdi o kadar çok var ki Ebrar var. Ondan sonra Yasemin var, Eczacı başından Zehra Güneş var, altyapıdan da daha var. Yani var da var, yani o kadar çok var ki ve çok sevindirici bir şey. Yani buradan Türk voleybol demek ki bitmeyecek, daha da ilerleyecek. Küçük kızım büyüdükten sonra ben de Türkiye voleybolundan katkıdan bulunmak istiyorum. Küçük takımda antrenörlük yapmak istiyorum ya da milli takımda çalışmak istiyorum. Ama voleybolun içinde kalacağım. Voleybolla hiç ayrılmak istemiyorum.